yapacağımı bilmiyorum. İspanya'nın benim için en etkileyici yanı flamenco'du. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yani o nasıl gitar çalmak, o nasıl dans etmek? Yani o nasıl bir duygu yoğunluğu? O nasıl geniş omuzlar, o nasıl kaslı kollar. Sanki adamın yakışıklılığından etkilendiğin gibi geldi bana Metal. Ne alakası var Sadık? Duygu geçti bana bir kere. Duygu geçmedi canım. Biletlere 50 euro verdiniz ya, ondan öyle olmuştur. Flamenco sevgili. Bunlar çok hoş geliyor. Müzisyen erkekler çok tutkulu olmuyor diyorlar. Ne diyorsunuz? Bir gün bana da nasip olur mu acaba? Ya sen düz erkeği bul, flamenco'cuyu bulursun. Allah'ım yarabbim, taktı erkeği. Caz konserine gideceğiz ya buradan. Orada ara, bul inşallah. İnşallah. Neyse. Burcu. Evet. Ne haber? İyi, sen? Ne bileyim, iyiyim de hiç görünmüyorsun ya. Koca yaz geçti hiç. Haber alamadık senden. Instagram'da falan da yoktun. Yaz. Yani evet, yazın çok enteresan bir şey olmadı. Annemlerin yanına falan gittim. Sakin geçti. Ama çocuklar, orada bir köy düğününe katıldı. Ay, çok enteresandı ya. Ay, bana düğün demeyin, ne olur. Bir bekar olarak biraz daha başka insanların mutluluğuna şahit olursam delireceğim. Yani biriyle tanışırım diye sürekli giyiniyorum, üstleniyorum, altın alıyorum. Seni gidi topal oynayan dayıları izleyip dönüyorum. Efendim, Ayça Koptur'la Fatih Öztürk bundan sonra bizimle beraber olacaklar. Onlara kocaman bir alkış. Buyurun. Of, ay kız, o kadar kasma kendini ya. Yani o kadar umutsuzluğa kapılma. Bak ben mesela ya hayatımın aşkıyla bu köy düğününde tanıştım. Nasıl yaptın onu sen? Güzel güzel. Uzun zamandır niye ortalarda olmadığın belli oldu yani. Ha, bir dakika, bir dakika. Şu köy düğününde tanıştım deyince herkes bir şaşırsa, bir rabarba olsa. Kimse sevinmedi ya. Evet, sen onu bir daha söyle ki şaşırsınlar. Ay arkadaşlar, yani size açıklayacağım şey şu ki... ben köy düğününde hayatımın aşkıyla karşılaştım. Ne? Nasıl yaptın ya? Hayatın aşkını. Köy düğünü mü? Köy düğünü. Ay kız. Ay korkuyorum. Kime buldun? Aşkı diyor bir de, hayat olur aşkı diyor bir de. Biz köy. Kış ki ben de gelseydim o düğünü. Ay. Ya köy ya. Vay be! Vay be! Millet köye gidip sucuk, teneke peynir falan getirir. Sen sevgili getirdin ha? Evet! İşte zaten ben size bunu açıklamak için sizi buraya topladım arkadaşlar. Çok mutluyum. Ay vallahi ben de seninle de çok mutlu oldum gerçekten. Hadi inşallah hayırlısı olur. Ne iş yapıyor? Müzisyen. Oo, bayağı havalı. Bayağı havalı. Evet. Ama dikkat et Burcu, peşinde çok hayranı olmasın. Kendi çapında hayranları var tabii ama... yani şu anda öyle bir şey yaşıyoruz ki arkadaşlar, ya gözü benden başkası görmüyor. Ne şanslısın evet kızım. Benim konuştuğum çocuk da benim mesajları görmüyor. Normal, neyse. Burcu, nasıl tanıştınız? Halayda yanına mı düştü, ne oldu? Hayır. Düğünde bana türkü yaktı. Ne yaptı? Türkü yaktı. Ne oldu? Ya, işte yaktı yani şey, benim sevgilim halk ozanı arkadaşlar. Ne? Şaşırın, buna da şaşırın çılgınlar gibi. Tam şaşıramadıysanız bir daha söyleyeyim. Halk ozanı. Ne? Evet. Halk ozanı. Senin sevgilin halk ozanı. Evet. Ben doğru mu duyuyorum? Evet. Ben böyle bir şey görmedim. Sen şaşırma, Allah'ını seviyorsan sen şaşırma. Burcu saçmalama, sen pazarlama müdürü kadınsın yani. Ne halkı, ne ozanı. Belki Sakarya mısın sen? Şuna bak. Ne oldu? Demin diyordun ki müzisyenler böyle tutkulu insanlardır diyordun. Ne oldu? Ben onu bir kere Teoman tarzı müzisyenler için söyledim. Ya da yabancı. Doğru söylüyor yani. Benim de aklıma halkı ozan deyince Arif Sağ, Musa Eroğlu falan geliyor. Kız. Kaç yaşında amca? Amca mı? Halk ozanları analarının karnından bıyıkla doğmuyor. Onlar da genç oluyorlar değil mi? Bu ne ya? Tuhaf tuhaf şaşırıyorsunuz bir şey bir şey. Yani siz o halk ozanı meselesini tam anlayamadınız herhalde. Hakim değilsiniz herhalde. Halk ozanı diyorum.
Evet, değiliz. Niye hakim olalım ki böyle bir şeye ya? Ay bence ön yargılı olmayalım arkadaşlar. Ha? Hem yani kulağa çok otantik geliyor. Bence hiç fena değil. Ay ne bileyim, çok heyecanlı ya. Bir şey geliyor. Ne o ya? Geldi. Ne o? İbrahim buradayız. Aşkım. Ne o ya öyle? Aa, kafa atacak zannettim. Çok özledim seni, hır çiçeğim. Merhaba bayım. Tanıştırayım. Sadık, Mehtap. Tam şaşırma. Feride. Paşa. İrahatsız olmayın, canına yandıklarım. Burcu'mun can dostları benim de can dostumdur. Allah'ın adını verdim, oturun. Acım yerin yoksa böyle gibi. Yok. Heh. Artık buradasınız dostlar. Tam buradasınız. Müsaade varsa oturabilir mi? Tabii tabii, buyur otur. Müsaade senin İbrahim. Teşekkür ediyorum. Oturabilen oturabilen de şey... canım, Kur'an mı? Ozanlar öyle sopa, aman sopa diyorum, sazla mı geliniyor her yere? Yok kardeşim, buradan çıkışta bir konsere yetişeceğim de... o yüzden yanıma aldım yarenimi. Burcum benim dünyama doğana kadar tek yoldaşım, aha bu sazı mıydı? Canım ya. Çiğdem Bey, bir şey soracağım. Buyur bacım. Ya hoca söyledi de. Siz ona türkü yakmışsınız, doğru mu? He. O benim koynumu yakmış. Koynum. Anlamadım ya. Koyun ne? He. Koyun anladım. Koyun anladım. Ya bizim orada öyle derler. O benim... Neyse. O benim koynumu yakmış. Ben ona bir türkü yakmışım. Çok mu? Halk ozanıyım ya, nar tanem. Laf bulmak benim işim. Vallahi bravo İbrahim Bey'e. Sen bana bir günaydın mesajı bile atmıyorsun. Millet türkü yakıyor sevgine. Helal be, helal! Hayatım, ben özel bir şirkette halkla ilişkilerde çalışıyorum. Ben nasıl türkü yakabilirim ki? Bazen yakan yakıyor, görüyoruz. Adam halk ozanı. İbrahim Bey. Buyur bacım. Şu türküyü çalar mısınız? Biz çok merak ettik. Hayır, evet ya. Ne gerek var ya şu an? Oturduk burada, buralarda türkü falan. Yani neyse, Burcu'm müsaade ederse çalarım. Çünkü ben türküyü ona yaktım. O artık onundur. Ya tabii ki. Lütfen çal. Seni bulmak içinmiş yârim, yârim. Çıra gibi yandım gözlerini görünce. Artık senden gayrı yolum olmaz benim, benim. Yalnız çok içliyim şu. Ya öyle puslu dağlar, dağlar öyle her yer otoban, oradan geleydiniz. Niye uğraştınız o kadar? Bizim köy daha köy de kardeş. O yüzden o lafı ekledim bozlağıma. Sadık, sen bana bir bozlak bile okumuyorsun. Bozlak ne hayatım? Küçük bir hayvan türü mü?
Vallahi İbrahim Bey, çıtayı bayağı yükselttiniz bir anda ha. Sağ ol kardeşim. Şu bey lafını atalım mı artık dilimizden? He? Ben hepinizin kardeşiyim artık. Burcu, senin Türkiye'yi dinledin mi? Hani senin adın hiç geçmiyor Türkiye'de. Yani sen, pardon, yakalarını nereden biliyorsun? Şey çıkma mı teklif etti sonra? Hayır, ömrünü teklif etti. Ay ben tabii hemen cevap veremedim. 5 hafta falan bekletmek zorunda kaldım ama. 5 hafta mı? Geçen görüştüğüm çocuk beni 5 gün beklemedi ya. Şehir dışındaydım, hemen başkasını ayarlamış. Nasıl beklediniz 5 hafta İbrahim Bey? Tuhaf bakıyorsun bacım, iyi misin? Böyle otur istiyorsan vallahi. Yok yok, böyle daha iyi. Sağlıklı. 5 hafta ne yaptım işte, kafam karışmasın diye köyüme gittim. Dağlarda dolandım. Koyunları yaylaya yaydım. Ceylanları sevdim. Çiçekleri kokladım. Burcu'yu sevmeyi düşündüm. Onun da beni seveceğini düşündüm. Sonra ona orada da bir türkü yaktım. Ama bu hareketli. Okuyayım mı? Yok canım, gerek yok artık. Yeter. Oku İbrahim, ya. Oku. Oku, ne olur oku. Bize bir şey yakan yok. Bari Burcu'ya yakılanları böyle dinleyip kendimizi bulalım. Oku evet. Sen. Olur. Oku. Hadi bakalım. Hızlı okuyun bari, hızlı. Kuzeyüzlü nazlı yârim, sende vardır benim çarem. Kapına köle olayım, kabul etsen beni Burcu. Saçların vurdum vareli, bilmiyorum aklım nereli. Ömrüm önüne sereli, 5 hafta oldu Burcu. Sana mesaj gelsin artık, bildirimler yansın artık. Hani Burcum he de artık, ne desem bana Burcum. Zarı mesaj gelsin artık, bildirimler yansın artık. Ömrüme değsen artık, he desem bana Burcum. He desem bana Burcum, he desem bana Burcum. Sen beni kapının önünde 2 dakika beklemiyorsun. Adam 5 hafta beklemiş. Allah Allah. Halk ozan olmadığım için tripliyorum ya. İbrahim Bey, böyle yüksek yüksek jestlerle girdiniz de... ...böyle ilişkilerde birden taraflar birbirinden soğuyabiliyor. Dikkat edin yani. Allah korusun, Burcu'dan soğuduğum gün... ...Hakk'a yürüdüğüm gündür. Ama olur da bir gün Burcu'nun boynu benden gider ise... Ben yine ondan razıyım. Ne zaman dara düşse, ne zaman sıkışsa ilk ben yanındayım. Su gider, izi kalır. Sevda biter, özü kalır. Vay arkadaş, bu neymiş ya? Ney? Biz de burada itle kopukla uğraşıyoruz resmen. Beni E-Devlet'ten engelleyen eski sevgilim var. Boşta bir halk ozan arkadaşın var mı İbrahim? Valla Feride bacım, istiyorsan bir gün birlikte bizim dernağa gideriz. Nereye? Dernağa. He, dernağa. Ya bizim halk ozanları dernağına. Tamam. Gideriz, orada bekar dostlarla tanıştırırım seni. Biraz da türkü yakarız. Olur. Ama seni çok kederli gördüm, üzgün gördüm. Neyin var? Kara sevda mı? Yok. Ghosting. Evet. Ghosting. Çok zor ya, Allah gecinden versin. Ghosting evet. Çağımızın vebası. Tabii. Uzak olsun, evlerden ırak. Kimseye vermesin, düşmanıma vermesin. Çok zor. Ben daha fazla yalan uyduramayacağım. Bu nedir? Hiçbir fikrim yok. O şekilde yani. Bu ghosting ne? Ghosting. Anlatayım ben hemen. Ghosting nedir ki? Şimdi şöyle, mesela işte birkaç kere görüştüğün, hani şansın varsa bir iki kere buluştuğun biri. Evet. Bir süre sonra mesajlarına geri dönmemeye, telefonlarına cevap vermemeye başlıyor. Evet. Sanki sen yokmuşsun gibi davranıyor yani. Evet. Artık seninle görüşmek istemiyorum bile demiyor. Alacaklıymışsın gibi davranıyor sana yani. Evet. Düpedüz şerefsiz de diyebiliriz bu. Ya insan insana bunu yapar mı? Ay çok kötü oldum şu anda. Lütfen çok kötü olma ya. Bak geçen gün hasadını alamayan çiftçilere üzüldün. 3 gün karnı ağrı girdi, ne olur. Ben bir üstüme su yuğup geleyim. Yuh. Ağzına yüzüne ne, her yerine yuhsun. Müsaade var mı benim yuhumda? Tabii. Tamam. Kötü oldum ya. Bu neydi? Ghosting mi? Ghosting. Ghosting neymiş? Nasıl bir şeymiş yani? Mekan sahibi misiniz? Evet. Çok güzel bir mekan olabilirsin.
Bayıldık. Yine geleceğiz. Tabii, buyur. Yalnız Burcu, bıyık falan bir önce bir şaşırdım ama ya. Sakın kaçırma bu çocuğu bir de duygusal. Ya çok tatlı değil mi? Çok nasıl tatlı. Saf duygular, nasıl temiz bir adam ya. Ya kızlar geçen gün tartıştık. Özür dilemek için gitti, dağa çıktı, çiçek topladı bana ya. Metapcığım, sen söylemeden ben söyleyeyim. Ben senden hiç özür dilemiyorum değil mi? Evet Sadık. Evet. Adam gerçekten erkeklerin Barcelona'sı gibi ya. Yanına kim gelse kötü duruyor. Ama iyi bir gibi Burcu. Oğlum iyiyse gitsin cami yaptırsın be. Burcucuğum, iyiliğin için diyorum. Parası pulu var mı bunun? Var ya yok. Cicim ayları bitince ne yapacaksın? Ne olur bunun parası? Allah. Nereden olacak bunun parası? Yani başladığımızdan beri olumsuzsun. Var parası. Konserlerini yapıyor, adam para kazanıyor. Dolduruyor yol konserleri. YouTube kanalı var, oradan para geliri var. Sana ne hem? Ay sen mutlu musun, mutlusun? Boş ver gerisine takılma ya. Vallahi ben de çok sevdim. Yani tek sıkıntı yelek bence. Yeleğe müdahale edersek... Bence problem yok. Aslında yedekli yeleği. Kusura kalmayın. Müsaade varsa oturabilir mi? Otur ya, devam sorma. Yorduysan otur gel. Teşekkür ediyorum. Feride bacım, bu ghosting olayı beni çok çok etkiledi. İçeride onunla ilgili bir türkü yaktım. İsterseniz müsaade varsa da okuyabilir mi? Kalkacağız zaten. Gerek yok artık ya. Ya sen ne karışıyorsun? İlk defa biri bana bir şey yapmış. Lütfen okuyun ya. Tabii tabii. Sevmiyorsan niye mesaj atıyor? Ben kırmak için pusuyan yatıyor. Çocuk adam gözüme çok çok batıyor. Sevda nedir bence? Öğren de gel. Ghosting yapan utanmadan bak. Karşındaki de insan hesap sorar. Bak yaradan biraz daha işte gel. Ghosting yapan utanmadan bak. Karşındaki de insan hesap sorar. Bak yaradan biraz daha işte gel. Kaydı aldım. Bütün kızlara atacağım WhatsApp'tan. Teşekkür ederim. İyi oldu aslında. Böyle modern konulara girmek de iyi lazım türkülerde. Modern mi? Ya yeter artık ya. Söylemeyeyim, konuşmayayım diyorum. Türkü bana çevirdin ya burayı. Biz sen gelmeden önce flamenco falan konuşuyorduk kardeşim burada. He, flamenco da zaten İspanyol kardeşlerimizin türküsüdür paşa kardeşim. Ya bana daha cool geliyor yani. Allah Allah. İstemiyorum, dinlemek zorunda mıyım ben? Biz zaten buradan caz konserine gideceğiz. İsveçli bir sanatçıya gideceğiz. Seni açmaz, sen gelme. Gustav Soresson mu? He? Ben de Gustav'ın konserine gidiyorum zaten. Gustav sağ olsun yeni sanatçı olarak bana haber saldıydı. Ya nereden tutsam elimde kalıyor. Hale bak ya. Ne oldu sana be? Ne oldu sana? Ha? Kendine gel. Aa! Yeter be! Aa. Allah Allah! Kız sana açılacaktım kız ben. Sana açılacağım diye geldim. Hayret bir şey. Kilomini vermişsin böyle, böyle iyi göründün gözüme. Sana açılacaktım, her şeyi söyleyecektim yani. Getirmişin yanında köy peyniriyle gelmişsin yani. Bu ne ya? Neyse konuşuyorsun sen ya? Neyse konuşuyorsun sen? Burcu. Ne yapacaksın köy peynirini? Bana mı vuracaksın köy peynirini? Ha, bana vur. Burcu'm hiç gerek yok. Otur Allah'a sen ya. Ben ona şimdi gerekli cevabı veririm. Çalma yeter. Allah'ını seviyorsan çalma yeter. Çalan mı? Tabii ki. Pantola girmiş, kendini batılı sanmış. Özünü hemen unutunca Avrupa'ya açılı sanmış. Avrupa dediğin bir toprak, seni orada kim ne yapsın? İçin dolu değil ise meyve vermeyen bir sapsın. Köksüz ağaç salınır mı? Telsiz sazda çalınır mı? Yarime yan bakanın ağzına da dalınır mı? Yarime yan bakanın ağzına da dalınır mı? Yarime yan bakanın ağzına da dalınır mı? Ağzına da dalınır mı? Ağzına da dalınır mı? Ağzına da dalınır mı?
kuzucuğum kusura kalma, aniden yersiz çıkış yaptım. Eğer senin koynun paşadaysa ben aradan çekilir gider yayla yayla gezerim. Ay o ne demek öyle ya? Benim ne işim var o dengesizde? Asıl ben özür dilerim. Vallahi Burcu sırf senin hatırın için katlanıyorduk bu dallamaya. Sadık sen konuşma. Ağzına tek kelime söyledim mi söylemedin. Ama bak İbrahim Bey ne güzel tepkisini gösterdi. Zalım karım laf sokma artık. Sensiz dünyam kapkaranlık. Masa başı çalışıyorum ben. Beni böyle koynumu bozla ah. Hey. Zamanla oturacağım. Çok iyi gidiyorsun. Biraz da beraber çalışırız kardeşim. Vallahi önün açık. Şey İbrahim Bey, bu konserde başka Ozan arkadaşlar da olacak mı? Bu kızın bakışı bakış değil ha. Siz iyi değilsiniz bacım. Olur. Vallahi istiyorsanız siz de gelin buyurun konsere. Orada birkaç arkadaş gelecekti. Bekar tanıştırırım. Çok sevinirim. Kuliste, gidelim o zaman. Kuliste takılırız. Hadi gidelim o zaman. Hadi biraz da bana çalışalım. Burcu, müsaade var mı? Seninle hep var. Her yere var. Haydi. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.